Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Rehber televizyon izleyicileri, hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu haftaki Aile Bağları programımıza da hoş geldiniz. Konumuz temel İslami bilgileri edinme ve temel İslami ilimleri öğrenme ile ilgili dilimizin dönebildiği kadarıyla sizlerle paylaşımda bulunacağız kardeşlerimiz. Değerli kardeşlerimiz, tabii bizler burada size sunumu yaparken tek taraflı bir sunumun olduğunun farkındayız. İnşallah Rabbimiz fırsat verir. İmkanlar dahilinde aile bağlarıyla ilgili soru-cevap şeklindeki bir imkan da oluşursa bazı programlarımız da o şekilde icra edip en azından tek taraflı bir bilgilendirmeden ziyade sizlerden gelen aile bağlarıyla ilgili sorular ve sorunlar ve güzel önerilerle birlikte daha farklı bir program formatını da düşünüyoruz. Rabbim inşallah fırsat verir. Gerçekleşirse daha verimli olacağı inancını taşıyorum. Şimdi bu haftaki konumuz olan temel İslami bilgileri ve İslami ilimleri edinme konusundan önce geçen haftada söylemek istediğimiz halde süre yetmediği için birkaç tane adabımız kalmıştı. Bu adaplar içerisinde çok çok önemsediğim ama geçen hafta söylediğim özellikle kadının kocasına karşı itaati, saygısı, kocanın da hanımına karşı vefası ve ilahi emanete layıkıyla riayetini tekrar hatırlatmak istiyorum. Geçen günlerde bir esnaf kardeşimizi ziyaret ettiğimizde şöyle bir örnek hadiseyle karşılaşmıştık. Sanayi ortamında çalışan bir kardeşimiz ister istemez alın teriyle helal bir rızıkla kendine bir meslek edinmiş ve tamamen bir arabanın tamirinin birçok noktasına vakıf olan bir kardeşimiz. Tabii ki özellikle çalışan bir eşin bazen beyine karşı tutum ve davranışlarından şikayetçi olduğunu duyduğumda üzülmüştüm. Bir gün çocuğuyla beraber bir misafirliğe gidiyor. Baba daha ziyade ailesinin mutluluğu için tasarruflu davranıyor. Fakat annesi de çalışan olduğu için evladına en pahalı giysi, en pahalı elektronik cihaz, en pahalı örneğin ayakkabı, 500 milyonluk ayakkabı olur mu kardeşler? Olmuş, almış. Baba evladına diyor ki yavrum şu akrabamızı ziyarete gidelim. Baba hazırlanıyor, evlat hazırlanıyor. Evlat babasına diyor ki, baba sen bu kıyafetle mi geliyorsun? Anne öyle bir tutum sergiliyor ki, böyle farklı bir kıyafet, pahalı kıyafetlerle evladını giyindirirken, babasının gün gelir, evladının gün gelecek ki, babasını dahi beğenmeyeceği noktasını ölçemiyor. İslam'da aile reisi babadır, bu sıradan bir konu değildir. Aile reisini dinlemeyen bir hanımefendi evladını babasına düşmanlaştırdığının farkında değildir. Veya tam tersini düşünelim. Anne çok hassas, evladını İslam'ın adabı, edebi ve terbiyesiyle yetiştiriyor. Baba bu noktada duyarsızdır. Bu anne de çok ızdırap yaşayacaktır. Maalesef yetiştirmeyi düşündüğü Allah'a kul evladının baba ve anne arasında bir ikilem yaşadığı ve neticede de heva ve hevesine uyup istediği bir nesli yetiştiremeyeceklerdir. Burada özellikle yolculukta dahi giderken 3 kişi varsa, bunlar ayrı ayrı yerlerdeki kardeşler Müslümanlarsa, bunlar bile bir birlikte olmaları lazım, başkan tayin etmeleri lazım iken aile nasıl olur dağınık olur? Nasıl olur babaya gereken saygı duyulmaz? Nasıl oluyor anneye gereken değer verilmez? Bu bir vahşettir. Rabbim bu vahşetten Müslüman kardeşlerimizi muhafaza etsin. Bu dağınıklık aynı zamanda sosyal hayatta ümmetin dağınıklığının da bir parçasına dönüşmüş.
Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur. Sağlıklı toplumlar da sağlıklı devletlerin kuruluşuna sebebiyet veriyor. Burada ciddi manada bir toparlanmamız gerekir. Birbirlerimize mutlaka hayırlı uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Yeri geldiği zaman hakikate uyma noktasında lütfen şeklinde uyarılarımız olmalı. Çünkü ciddi bir nokta. Kardeşlerimiz özellikle adaplarla ilgili diğer hususlarımızdan ben ismen zikredip geçip diğer konuma değineceğim, kusura bakmazsanız. İzin isteme adabı Allah kullarına çok değer vermiş. İki kişi konuşuyor, izin istemeden üçüncü olarak araya dalmak adap dışıdır. Bir aileye giderken eve gitmek için izin istememek adap dışıdır. Evlatlar ayrılıyor, bir yere gidiyor, babadan anneden izin alarak gitmeleri önem arz ediyor. Hatta misafir geldiği evde gereken özgürlük ortamı sağlanır. Ama ayrılırken izniniz varsa çıkacağım diye adap gereği mümkün mertebe geliş nasıl izin dahilesinde ise kalkış noktasında da sınırlı bir süreçtir zaten. Bu süreç içerisinde adaba uygun kalkışı da önem arz etmektedir. Birlikte yaşamanın adabı var. Eğer toplu halde berabersek unutmayalım, orada sadece biz yokuz. Orada var olan diğer kardeşlerimizin de hukuku önem arz etmektedir. Burada kendi nefsimiz için tercih ettiğimizi mümin olan kardeşimiz için de tercih etme çabasını gösterelim. Mümkün mertebe öncelikle kardeşimize tek taraflı iyilikte bulunmayı da şiar edinelim. Kardeşler, burada kaybedeceğimiz bir şey yoktur. Bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz bizim doğal olarak kendi ihtiyacımız. Ama unutmayalım ki bir başkasına ikram edeceğimiz de Allah tarafından bize karşılığı kat kat fazlasıyla dönecektir. Onun için Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemizle birlikte kurban keserken bir hakikate de değinmiş. Evde bize ne kaldı? Hazreti Ayşe annemiz hayvanın bir ayağının kaldığı. Peygamber Efendimiz yok, verdiğimiz onun dışındakilerin hepsi bize kaldı diye belirtmektedir. Değerli kardeşlerimiz, elbette ki ihtiyacımızı karşılayacağız. Ama mümine sunduğumuz ilim, mümine sunduğumuz ikramlar da bizim olduğunu unutmayalım. Çünkü mümin bizim kardeşimizdir. Kendi kardeşimizi sevelim kardeşler. Akrabamızı sevelim, komşularımızı sevelim. Menfaate satmayalım. Dünyevileşmenin çatışması içerisine çekmeyelim. Bundan dolayı kırıcı davranmayalım. Rabbimiz bizden razı olmayacaktır kardeşlerimiz. Evet, yolculukta bir adab vardır. Mümkün mertebe yolculuğun en iyi şekilde geçmesi önem arz ediyor. Yolculuk başlı başına bir meşakkattır. Ama yolculukta kardeşimizi kendimize tercih etmemiz mutlu bir birlikteliği de sağlanmaktadır. Sağlamaktadır değerli kardeşlerimiz. Ki yani teknoloji çağında bir yolculuk yapıyoruz. Bunun da kendine has güzellikleri vardır değerli kardeşlerimiz. Çok özür dileyerek söylüyorum. Eskiden mahallenin bir eşeği vasıta olarak bütün mahalleli tarafından kullanılıyordu. Bugün hemen hemen her evin önünde bir araba, bir araç, yeri geldiği zaman kardeşlerimizin de istifadesine sunmaya çalışalım ve güzel bir yolculuğa da vesile kılalım. Güzel, nitelikli bir birlikteliğe vesile kılalım. İletişim adabı çok önemlidir. Özellikle aile fertlerinin birbirleriyle iletişimi en seçici cümlelerle, en onure edici cümlelerle, en hikmetli cümlelerle olmalı. Aynı zamanda İrtibatlı olduğumuz hocalarımız, irtibatlı olduğumuz komşularımız ve akrabalarımızla da mümkün mertebe en güzel cümleleri kullanalım. En güzel şekilde birbirlerimize hitap edelim. Nasıl hitap edilmek isteniyorsak, bize nasıl hitap edilmesini istiyorsak en azından bir fazlasıyla bir başkasıyla iletişim kuralım ve iletişimin kaidelerini, kurallarını öğrenelim. Yani başlı başına bir konu bu. Bunun haricinde değerli kardeşlerimiz, gülmenin bir adabı var, şakalaşmanın bir adabı var, esprilerin bir adabı vardır. Örneğin Nasrettin hocamızın esprileri ne muhteşemdir. Çoğu öğrencilerimiz, ailelerimiz tanıdığı için söylüyorum. Unutmayalım ki Resulullah Efendimizin
özellikle esprileri, beraberinde güzel bir ahlak ve adabı da içermektedir. İslam tarihinde peygamber varisi olan alimlerimizin esprileri muhteşemdir, eğiticidir. Bir tarafta eğlendirirken, düşündürürken, öte tarafta da gerçekten de aynı zamanda hoşça vakitin ötesinde güzel bilgileri de sunmaktadır değerli kardeşlerimiz. Selamlaşma adabı kalplere bir hoşnutluk veriyor. Ve selamın en iyisini söylediğimiz zaman göreceksiniz ki karşıdaki insan eğer Müslüman ise ciddi bir teveccüh yaşayacaktır, görecektir. Size muhabbeti artacaktır. Bunun dışındaki bazı insanlar dahi kendilerini onure etmiş görüyorlar. Bir merhabalaşma dahi sıradan bir şey olmadığı dikkatinizi çekmiştir. O açıdan selamı yayın diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Yollarda giderken maalesef kulağımızda kulaklık ve maalesef çoğu zaman da önümüzde cep telefonu, kimi zaman herhangi bir duvara çarpmamız, herhangi bir insana çarpmamız, herhangi bir direğe çarpmamız dahi mümkün. Yazık, günah yani. En azından şu Allah'ın verdiği gözleri yolda yürürken layıkıyla değerlendirelim ve karşıdan gelen kardeşimizi görüp bir selamlaşalım. Mükafattan kendimizi mahrum etmeyelim. Evlatlarımızı da bu adaptan mahrum etmeyelim. Eve geldik, selam verelim. Evden çıktık, selam verelim. Bir kardeşimizle karşılaştık. Evladımız bir öğrenci arkadaşıyla karşılaştı. Selamlaşsınlar. Hatta mümkünse bazen oğlum bugün kaç kişiye selam verdin? Selama dikkati çekmek için söyleyin. Hiç unutmuyorum, bir okula ilk atandığım zaman çocuklar, ailelerinize selamı söyleyiniz. Niye bunu söyledim? Ya gelen hepsi Müslüman kardeşlerimiz. Aileler Müslüman aileler. Arada bir süre geçmişti, tekrar bir sabah buluşmasında toplu halde, törende çocuklar kaç kişi selam söyledi ailesine? Maalesef %1 civarında. Çok üzüldüm. Aileler adap ve edep, sorumluluk noktasında farklı bir nesil yetiştiriyor. Ne olmuş bir selam adabını kendi ailesine aktarsa? Yani bu noktalarda aile terbiyesinden geçiyor bu güzellikleri edinme. Evet, bunun haricinde iyiliği emretme, kötülükten men etme ve iyilikte yarış halinde olma başlı başına ayrı bir güzel konu. Aile bağlarımızı kuvvetlendiriyor değerli kardeşlerimiz. Hele aile fertlerinin güzellikte birbirlerine destek sunması, yaşanan sorunlar ve problemlerde birbirlerinin imdadına koşması sizce hayatı güzelleştirmiyor mu kardeşlerimiz? Eğer gerçekten güzelleştiriyorsa neden edinmeyelim böyle güzellikleri? Çeksin. Zaten çekeceği vardır. Fitne kokan cümleleri kullanmak dansa imtihanını hafifletmek Cenab-ı Allah'ın rızasına bizi nail etmektedir değerli kardeşlerimiz. Evet, bunun haricinde telefonu kullanma adabı, televizyonu kullanma adabı ve okuyacağımız kitaplarda seçici davranma, alacağımız gazetelerde, dergilerde seçici davranma bizim için ciddi adaplardır. Yeni çağı okuyan bilinçli Müslümanlar buna dikkat ederler. Evlerinde İslam dışı aktarımlara kapatırlar. Bir yabancıyı evlerine kabul etmedikleri gibi kendi inancına ters olan bir kanalı karartır evinde. Mümkün mertebe onu yasaklar evinde. Hele hele çocuklarına onu izletiyorsa bu bir vahşet, bu bir afet. Bu Müslümanın böyle davranması düşünülemez. Bundan dolayı çocuklarımızın, ailelerimizin duyarsızlığından dolayı birçok aile evinde evladını yozlaştırıyor. Evinde çocuğunu kendisine ve inancına yabancılaştırıyor. Bu afetten Rabbim bizleri, sizleri muhafaza etsin kardeşlerimiz. Yani cidden layıkıyla teknoloji kullanılmadığı zaman, hani bir bıçak misali, bununla bir insanı da bıçaklamak mümkün. Aynı zamanda ilahi ikram olan bir meyveyi veya bir eti de doğramak mümkündür. O açıdan kardeşlerimiz, teknolojik ürünleri de kendi hizmetimize, inancımızın, hakikatimizin hizmetine verelim. Tertipli, düzenli, derli ve toplu olmak bir Müslümana çok yakışıyor. Konuşmasının güzelliğinden tutunuz, giyiminin güzelliği. Resulullah Efendimiz çok önemser. Hele cuma günü evlatlarımızı şöyle tertemiz bir banyo yapıp, bugün bizim haftalık bayramımızdır.
en güzel şekilde giyinmesi, en güzel şekilde mümkünse koku, uygun kokunun sürünmesi ve mümkünse babasıyla veya amcası dayısıyla el ele verip şöyle o cemaate iştirak etmesinin güzelliğini yaşatalım ve alıştıralım. Çocuklar küçük yaşta edinilir bu güzellikleri, kardeşlerimiz. Evet, iş hayatındaki görgü ve nezaket kuralları çok önemli. Hepimiz bir ortamda çalışmaktayız. Ortamdaki kardeşlerimize değer verelim. Değersizleştirmeyelim. En az benim kadar değerlidir filan kardeşler. Bunu makamına göre, statüsüne göre değil, bunu Rabbimiz takva sahiplerini önemsemiş. Kimin takva sahibi olduğunu çoğu zaman bizim ölçme imkanımız yok. Öyleyse bizler Allah'ın kullarına, kardeşlerimize en üst düzeyde değer verelim, ötekileştirmeyelim, dışlamayalım, rencide etmeyelim, arkasından çekiştirmeyelim. Bu Müslümanlara yakışmıyor. Adapsızlıktır. Edep dışı harekettir. Mümkün mertebe bunları bir şekilde bertaraf etmenin yollarına bakalım. Nasıl bertaraf edebiliriz? Kırarak değil, makul ortamda konuşarak, en uygun zamanda konuşarak. Evet, değerli kardeşlerimiz, cemaat, toplum ve devlet ortamlarındaki adaplar önemli. Bir cemaat, bir topluluk içinde nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Topluluk içinde nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Önemli. Bir herhangi hizmeti gördüğümüz bir daireye gittiğimiz zaman, mümkün mertebe bize hizmet sunanlarla laubali konuşmayalım. En uygun hitaplarla davranalım. Orada çalışan da gelen hizmet görene en iyi şekilde hitap etmeli. Yani selamlaşmak mesela en önemli adaplardan biri. Nasıl yardımcı olabilirim cümlesiyle başlamak, hoş geldiniz demek noktası ve buna benzeyen nice güzelliklerimiz var. Hakikaten bizler muhteşem bir medeniyete sahibiz. Yüce Rabbim bu medeniyetin adaplarıyla bütünleşmeyi nasip etsin. Değerli kardeşlerimiz, şimdi asıl konumuz olan konuya da hususa da az bir zaman kaldı ama ben şöyle ana noktalarıyla değineyim. Belki fırsat olur, önümüzdeki haftalarda bunun devamını da getiririz. Özellikle temel İslami bilgileri edinme bizim vazifelerimizdendir. Bunu gerek aile ortamında edinebiliriz değerli kardeşlerimiz. Gerek çocuklarımızı vereceğimiz İmam Hatip ortaokullarında, liselerinde ve ilahiyatlarda edinebilme imkanımız var. Peki bununla sınırlandırmak doğru mu? Hayır, asla değil. Medreselerimizin vereceği ilim, hele hele o ortamda yaparak yaşayarak ortamları mevcutsa ne kadar muhteşem. Bunun yanında vakıf ve derneklerimizin sunduğu hizmet ortamları. Cenab-ı Allah layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin. Bu ortamlarda evet, özellikle İslami ilimlerin edinme imkanı çok. Çünkü bu ortamlar buna göre hazırlanmış ortamlardır. Kaynaklar buna göre oluşturulmuştur. Buna göre atamalar yapılmış, buna göre görevliler tayin edilmiştir. Buna göre kurumsallaşma söz konusu olmuştur. Dolayısıyla temel İslami bilgilerde asıl önemsenen sahibimizi iyi tanımak zorundayız. Evlatlarımıza sahibimizi iyi tanıtmalıyız. Bizler tanıyacağız ve evlatlarımıza tanıtacağız. Sahibimizin seçtiği önderi, rehberi, lideri çok iyi tanıtmamız lazımdır. Çünkü yaşanan hakikatler bunların şahsiyetinde gerçekleşiyor. Bunları tanıdığımız zaman göreceğiz ki evet, bu medeniyet muhteşem bir medeniyet. Yaşayan Rabbinin rızasına göre yaşamıştır. Dolayısıyla kardeşlerimiz, tanımadığımız bir Allah'a bilinçli bir şekilde sığınamayız. Emirlerine uyamayız. Bize sunduğu nimetleri tanıyamayız. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir hayvan da kendisine sunulan, verilen rızkı yiyor ama insan akıl sahibidir. Verilen nimetlerle şükür etmesi gerekiyor. Kardeşlerim, bundan dolayı siz değerli kardeşlerime hasreten belirtiyorum. Hepimizin vazifesidir. Öncelikle babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, bütün insanlığın, bütün insanların, bütün alemin sahibi olan Yüce Rabbimizi sıfatlarıyla tanıyalım, isimleriyle tanıyalım. Ve inanç fıtri bir hakikattır. Bu fıtratın, bu hakikatinin üzerini örtmeyelim. Bunu görmemezlikten gelmeyelim. Büyük bir cinayet işleriz adeta. Zulmedenler buna yabancı olanlardır. Hırsızlık yapanlar buna yabancı olanlardır. Fitne, dedikodu, gıybet yapanlar buna yabancı olanlardır.
Aynı zamanda dünyayı zulme boğan dünya zalimleri, sömürü düzeninin patronları, buna yabancı olan, Allah'a korkuları olmayanlardır. Biz bunların ortakları olmamalıyız. Safımızı netleştirmeliyiz. Bunu da sahibimizi ve onun gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki ilahi hakikatleri evlatlarımıza öğretmekle gerçekleştirebiliriz. Öğrenen evlatlarımızın uymaları gerekiyor. Bizler onlarla beraber uymak zorundayız. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz modeldir. Hayatına bir bakın. Değerli kardeşlerimiz, dünyada ümmetinin rahat etmesi için zulmü bertaraf etmiştir. Zulmün, küfrün kökünü kazmıştır. Bataklığı kurutmuştur kardeşlerimiz. Ve muhteşem bir kardeşlik nizamını tesis etmiştir. Bugün bu nizam bizim gibi duyarsızların elinde olmamalıydı. Rabbim bizleri layık etsin. Bunun haricinde kardeşlerimiz, ibadetlerimiz ve gereklerini öğrenmemiz lazım. Çünkü Allah'a kulluğun gereğidir ibadetler. Hele bu ibadetler içerisinde en önem arz eden namaz. Düşününüz ki Allah'ın bütün nimetlerinden faydalanıyoruz fakat o sahibi tanımıyoruz. Günde 5 defa çağrısı vardır. Elimizde telefonumuz var, imkanımız var, ezanlarımız okunuyor fakat tenezzül etmiyoruz secdeye. Oysa secde bizim özgürlüğümüzün belgesidir. Bizim arındığımızın belgesidir. Bizim Rabbimizin rızası dışındaki her şeyi tamamen her şeyden kendimizi muhafaza etmenin belgesi. Tabir caizse davete icabettir. Yüce Rabbimizin davetine icabettir. Yani bir başbakan çağıracak, bir cumhurbaşkanı çağıracak, lakayt kalacağız. Veya herhangi bir beldenin yüksek düzeyli bir insanı, bir vali davet edecek, sıradan bir davet gibi göreceğiz. Olur mu? Kardeşlerim, Yüce Rabbimizin davetidir. Bu davet sınırlı bir zaman içerisinde yaşadığımız dünya hayatında büyük önem arz etmektedir. Kendimize gelmemiz ve vasat bir hayat, özellikle insanlarla diyalogda ve özellikle kazançta, sarfiyatta, helalde, haramda, kısacası hayatın her alanında bizim emrolunduğunuz gibi dost doğru olun, hakikatin edinilmesi açısından önem arz ediyor. İşte burada özellikle ibadetlerimiz noktasında namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır ve tabii ki bunun başında kelime-i şehadettir. Bunlar hepsi önem arz etmekte. Bunun haricinde değerli kardeşlerim, imanın diğer hakikatleri, Allah'a imandır, peygamberlere layıkıyla imandır, bu kitaplara imandır, ahirete imandır, cennet, cehennem, hayır, şer, kaza ve kader, bunların hepsine layıkıyla inanmak bizim inancımızın gereğidir. Değerli kardeşlerimiz, tabii ki İslam ve güzel ahlak nizamımızı en iyi şekilde tanımak, evlatlarımıza tanıtmak bizim görevimizdir. Ve mümkün mertebe bu görevi ifa ederken ister istemez temizliktir, bunun yanında ailemizle olan diyaloglarımızdır. Hepsi bu medeniyetimizin çerçevesinde olduğu zaman evlatlarımız bilinçli yaşayacaklardır. Allah'ın değer verdiği bir kul olarak yaşayacaktır ve kimseyi de değersizleştirmeyeceklerdir. Çünkü Rabbimiz değerli, değer kılmış, bizim için bir değer biçmiştir. Verilen değeri de Rabbimiz istemektedir. Yani birbirlerimize de değer vermemizi istemektedir. Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ne istemişse kendi dünyevi ve uhrevi saadetimiz için istemiştir. Evet değerli kardeşlerimiz, eğer fırsat olursa temel İslami ilimlere de önümüzdeki derslerde değinme imkanını kollayacağız ya da farklı bir formatta bir konu da belirleyebiliriz. Programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz değerli izleyicilerimiz.